Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı'nın son bir hafta içerisinde açıklamış olduğu 25 adliyeyi size açıklamış olacağım. Ve kalan adliyeler hangisiymiş bunları sabitleyeceğim yorum altına sizden yazmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Duyurular, ilanlar geldikçe ben sizlere bilgi aktarmaya devam etmiş olacağım. Memur alımları duyurusu geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye gayret göstermiş olacağız arkadaşlarım. Lütfen size de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Peki isterseniz şimdi hangi adliyeler açıklamış oldu hepsini tek tek size aktarmış olayım. Kalan adliyeler hakkında yorumlarınızı yapmış olun. Ve diğer büyük memur alımı ne zaman olacak? Hangi tarihte başlayabilir? Bunlar hakkında yine yorumlarımızı yapmış olacağız arkadaşlar. İlk olarak vereceğimiz bilgi Şanlıurfa Adliyesi, Osmaniye, Çorum, Aksaray, Yalvaç, Aydın, Sakarya, Çorum, İstanbul Anadolu, Cizre, Karabük, Mardin, Zile, Yozgat, Adana, Bitlis, Karaman, Tokat, İzmir Bam, Kastamonu, Bartın, Ödemiş, Uşak, Erzurum, Çankırı adliyeleri açıklamış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Atanmış olan dostlarımız bana geri dönüş yapmaya çalışıyor. Ben yorumlarda gördükçe, mesajlarda gördükçe ekranı kırpıyorum ve zaman zaman videolarda videonun sonlarında sizlerle paylaşıyorum arkadaşlarım. Lütfen size de kazanmışsanız, atanmışsanız bizlere geri dönüş sağlamayı unutmayın. Diğer atanmayı bekleyen dostlarımıza motive amaçlı videonun sonunda paylaşmış oluyoruz. İnşallah size de bir gün videonun sonunda kendi mesajınızı, kendi yorumunuzu atanmış bir şekilde okumanız umuduyla arkadaşlarım. Peki diğer atama, diğer büyük alım ne zaman olabilir? Çok fazla soru geliyor. Normalde ben bunun için 1-2 video çektim. 1-2 videoda bilgiler aktarmış oldum. Fakat yine bu videoda sıra bilgisini aktarmış olayım. İlk defa izleyen veya ilk defa dinleyen dostlarımız için. Ben düşünüyorum ki sene sonunda tekrar bir açıklama yapılır ve 2022 yılının başlarında inşallah büyük alımın başvuruları başlamış olur. Hani Ocak ayında olur, Şubat ayında olur. İlk aylarda başvuruları başlamış olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlarım. 2020 KPSS puanı geçerli olmuş olacaktır. Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Atanmış olan dostlarımız bana geri dönüş yapıyor. Hocam biz işe ne zaman başlayacağız? Veya güvenlik soruşturması ne zaman bitmiş olacak? Bununla ilgili çok fazla soru geldi. Arkadaşlar bundan sonraki süreçte artık size atanmış olan adliye ile iletişime geçeceksiniz. Çünkü bazısı 3 ay sürüyor, bazısı 4 ay sürüyor, bazısı 5 ay sürüyor. Hiç belli olmuyor. O nedenle sizler atanmış ve evraklarınızı teslim ettiyseniz muhakkak bir ay sonraki süreçte, artık bir ay geçti hala sizi çağırmıyorlarsa arayın adliyenizi ve sorun. Çünkü bazen evrakların masanın üzerinde unuttukları bile olabiliyor. Benim bir arkadaşım vardı, röntgen teknisyeni olarak atanmıştı. 2016 KPSS'de sınava girmişti 2016 yılların sonlarında. 2018'in ortalarında işe başladı arkadaşlar. Yani atanmış bir şekilde 1,5 yıl beklemek zorunda kaldı. Sonrasında tabii 1,5 yıl çok uzun bir süre. Başlamayınca işe artık soruşturmaya başladı. Ankara'ya kadar gitti. Soruşturma tamamlanmış. Her şey okey. Sadece masanın üzerinde bekliyor. Onaylanmamış bir şekilde bekleniyor arkadaşlar. Onaylanmış olsa hemen ertesi günde işe başlayacaktı ki nitekim öyle oldu zaten. Kendisi artık işin içine koyuldu. Kendi hakkını aramaya başladı. Onaylattı ve ertesi günde işe başlamış oldu. İnşallah size de bir gün en iyi şekilde atanmış olur ve çok fazla beklemeden işinize, hayalinize kavuşmuş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Lütfen size de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Videonun devamında atanmış olan dostlarımızı size göstermiş olacağım. Motive amaçlı inşallah size de bir gün az önce belirtmiş olduğum gibi atanmış bir şekilde videonun sonunda kendi yorumunuzu, kendi mesajınızı okumanız umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlarım. Videonun devamında atanmış olan dostlarımızla beraber.